Bu ne Haluk amca? Lüks fitili. O ne? Baba resmen senin gizli bir hazinen varmış. Evet. Küçükken böyle çok sık elektrik kesilirdi. Bunları böyle küçük tüpe takar, etrafındaki ışıkta otururduk. Oo, ben öyle ne ödevler yaptım ne ödevler. Ve hayat kurtardı değil mi Gönül? He? Telefonlarımızın ışığı yetiyor bize vallahi. Evet, maçlarda bile kullanıyoruz. Atayım mı Haluk'cum? Yok, hatırası var. Peki canım. Şöyle, şimdi üniversite sınavına hazırlanıyorum. Böyle mühendis olmak istiyorum. Kafaya takmışım o zamanlar. Ki oldum. Ama üniversite sınavından bir gün önce elektrikler kesildi. Eyvah, son bir tekrar yapmak istiyorum. Yani sınava gireceğim, üniversiteye gireceğim, mühendis olacağım, hayata atılacağım, para kazanacağım, evleneceğim falan falan. Neyse, elektrikler yok. Sonra bu lüks fitilini taktım tüpe ve belki de onun sayesinde ben bugün mühendis oldum. O yüzden ona çok şey borçluyum. O yüzden de bende hatırası var. Atmak istemiyorum. Onu çekme bak, vuracağım abi. Ne güzel bir şey anlatıyorsun ya. Çok güzel anılar bunlar. Ya 3-5 parça bir şey atmak için miydi bu kadar tantana peki? Emineciğim, yani her birinin Haluk için özel bir anlamı var, hatırası var. Dolayısıyla atamıyoruz. Sen en iyisi bunları al tekrar Arda'ya geri götür. Peki. Bu kasetler var ya, böyle arkalı önlü doldurturduk. Böyle istediğimiz parçaları böyle süpersonikle doldurturdum ben. Sen bana kaset doldurmuştun. Evet. Aa! Şey sonuçlanmış. Anket dur. Dur bakalım, unuttuk vallahi anketi ya, dur. Kim kazanmış? Soğanlı menemen mi, soğansız mı? 151 soğanlı, %49 soğansız. Aa. Bu aklın yolu bir. Nasıl olur ya? Hiç. Ya soğanlı menemen mi olur ya? Allah Allah. Ya böyle bir şey olur mu Gönül ya? Hadi bakalım, marş mutfağa. Şöyle güzel bir soğanlı menemen yiyelim hep beraber. Hadi. Hadi. Ben Zeynep Hanım, ben çıkıyorum. Tamam, hadi görüşürüz. Kal, menemen yeriz. Ay, sağ olun. Ben gideyim de Kükrek Kadriye'nin gönlünü alayım. İçime dert oldu. İyi olur. Zaten soğanlı menemen de kazanmış. Oo, şimdi barışmamız daha kolay olur. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi Tuna, kalk gel sen de. Ben niye kalkarım ya? Ben soğan doğrayamam biliyorsun. Elim kokuyor, gözüm yaşarıyor. Gelmen lazım soğan doğramak için. Sen çünkü soğansız menemen dedin. Hadi. Hadi. Soğan ya. Bol soğanlı istiyorum ona göre. Hepiniz yiyeceksin. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Olsun canlarım. Afiyet olsun. En güzel yemektir bu. Böyle ekmeği böyle oluyacaksın bak böyle, ondan sonra. Madem menemen partisindeyiz Gönülcüm, o zaman bu anımızı ölümsüzleştirelim. Gel Merveciğim, şuraya bak. Herkes görüyor. Herkes görsün. Herkes görsün. Şöyle dur. Herkes görüyor mu? Çekiyorum. Çektim. Haluk, fotoğrafa bile bakmadın ha. Ben yemek yiyorum ya. Menemen yiyorum. Bak bak. Allah Allah. Çocuklar. Bir tane daha çekelim. Bırakın ya öyle şeyi, çatalı bıçağı. Bak bak. Olay bu. Gönül. Olay bu. Oğlum bırak çekmeyi artık. Gösteriyorum. Bak bak. Böyle ekmeği böyle alıp. Bak. Ha? Haluk. Ha. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ben bugün Arda'yı toparlarken bir şey buldum. Ha, ne buldun? Senin aşk mektuplarını. Okudun mu? Yani sonuçta onlar senin özelin.
geri koydum oraya da. Kimden merak ettim. Çocukluk aşkıma yazdığım mektuplar. Ama atarım ben onları ya. Aa hayır, hayır sakın. Sakın atma. Hiç olur mu öyle şey? Çocukluk aşkına yazılan hiç öyle aşk mektupları atılır mı? Onları ömrün sonuna kadar saklayacaksın. Çok büyük anı. Ben merak ettim, ondan sordum. Yok, söylerim ben sana. 9 yaşımda mıydım neydi? Vay be. Ne oldu? Yok bir şey. Yok olmuş bir şey. Bir şey canını sıkmış. Ne oldu Sultan Hanım mı canını sıktı? Yok canım, onunla ilgili bir şey. Söylesene. Ay çok pardon ya. Özel mi konuşuyordunuz? Ben mutfağa gideyim. Ay yok Emineciğim, sen yabancı değilsin, sorun değil. Meltem illi böyle merak ettireceksin. Söyle işte. Yani ben çok kötü bir şey yaptım. Ay ne oldu? Çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Ya ben bunu niye yiyorum? Başıma geliyor böyle şeyler. Ne oldu Tuna? Ay korkutma beni, söyle. Kork Gönül, kork. Daha kötü de olabilir. Ne bir oldu? İnsanla böyle başka daha kötü bir şey de sıkılabilir. Lütfen rica edeceğim, söyle. Allah'ım yalvarırım, bana dayanma gücü ver. Ne olursun bundan dur. Kötü bir haber al. Allah'ım ne olur dayanma gücü ver. Ben bunu nasıl kalkacağım altından gücü? Buna rica ediyorum. Lütfen söyle. Söyleyeceğim. Lütfen görün üstüme gelme, söyleyeceğim. Sen benim en yakınımsın nihayetinde. Bunu sen bilmeyeceksin. Başka kim bilecek? Dur bir kendime geleyim yine ve sana. Çok Gönül, korkutuyorsun beni Tuna. Gönül biz seninle iyi günde kötü günde diye konuştuk. Şu anda sen benim yanımda olmayacaksın da ne zaman yanımda olacaksın Gönül? Tuna lütfen söyle. Tabii ki yanında olacağım. Lütfen hadi. Gönül. Gönül böyle bir şey benim başıma niye geldi? Niye böyle bir şey benim ne başıma... olduğunu söyle Tuna. Biri beni takipten çıkartmış Gönül. Ben ne yaptım ona? Ne yaptım ben söyle? Ben niye takipten çıkartıyorsun sen beni? Tuna şaka mı yapıyorsun? Bunun için miydi bunlar? Daha ne olsun Gönül? Daha ne olsun? İnsanın başına daha kötü ne gelebilir ki? Kimin çıkarttığını bilmiyorum ama bulduğum zaman ona söyleyecek iki çift lafım var. Beni nasıl takipten çıkarttı? Ben ne yaptım ona? Ne yaptım ben ona Gönül? Ne yaptım? Şaka yapıyorsun ya Tuna. Nasıl korkuttun beni ya? Bu muymuş yani? Tuna öyle tek tek bakarak kimin takipten çıkardığını bulamazsın. Bulacağım. Sabaha kadar sürse de bunu bir şekilde bulacağım Gönül. Bulacağım onu. Bulunca ne olacak? Ona iki çift lafım var Gönül. Ona diyeceğim ki ben sana ne yaptım da sen beni bu takipten çıkarttın. Seni vicdansız diyeceğim. Seni vicdanı olmayan diyeceğim. Tuna. Belki paylaşımlarından hoşlanmıyor. Çıkarttı gitsin başkasını takip etsin. Niye böyle abartıyorsun ki yani? Gönül. Gönül. Buldun mu? Gönül. Buldun mu? Gönül. Söyle. Beni takipten çıkartan ben demiş Gönül. Ne? Karnım gitti. Bana limonunuz gitti. Ben gidiyorum Gönül ama biraz çağırmaz. Nefes alamıyorum ki. Gönül bir şey oldu bana. Ben demiş çıkartmış beni. Tamam tamam sakin ol. Ben çıkartmış tansiyon artık ama. Allah'ım bu da o gelecekti benim başıma. Ben de çıkartmış beni Gönül. Ben de çıkartmış. Ben beni nasıl takipten çıkarttın Gönül ya? Yani belki yanlışlıkla olmuştur canım. Yani eli değmiştir filan. Dün gece güldük, eğlendik. Niye yapsın ki böyle bir şey? Yapma Gönül. Ne olursun ya. Ne olursun. Yemin ediyorum çok kötü hissediyorum kendimi. Böyle ya, bir garip kırıldım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Böyle içim kırıldı yani. Ben artık Meltem'le görüşmek istemiyorum Gönül. Kız istemeye filan da gitmeyeceğim. Lütfen bu konuyu kapatalım ya. Tuna ne diyorsun? Kaç yıllık arkadaşlarımız bizim. Gidelim gel. Gel soralım, araştıralım nedir diye. İstemiyorum gitmek filan. Zaten belliydi. Yani Sertaç da Özlem bu şeyi kız istemeye gelsin dedi. Ben orada anlamam lazımdı. O silmişler yani beni. Ben yok hakikaten görüşmek istemiyorum artık. Ya Tuna saçmalama. Hayır lütfen. Kalk lütfen. Gidelim. Hayır, de çaktırmadan soralım ne olduğunu. Ne diyeceğim Gönül? Beni niye takipten çıkarttın diye mi soracağım Meltem? Olur mu öyle bir kapatsın? Oluruz bir yolunu kalk. Kalk hemen yani. Telefonum kalk. Kalk.
Hop gidelim. Ya gülür ya. Hadi yürü. Al şunu. Ya Meltem Hanım, adam falan mı öldürdünüz yoksa? Yok artık. O kadar da değil Emine ya. Meltem, hadi Allah aşkına söyle ya. Tamam, söylüyorum. Tuna mı? Tuna mı? Yok, şantiyeden. Bakmayacağım zaten, sen söyle. Yok yok, aç. Belki önemli bir şey söyleyeceklerdir, aç. Soru söyleyeceksin ama. Efendim? Evet. Güzel. Tamam. Tamam, ellerinize sağlık. Eyvallah. Hadi. Hadi Meltem Hanım, hadi bekliyoruz, söyleyin. Evet, dinliyoruz. Ben? Aha. Tuna'yı unfollow ettim. Amanin! O ne demek ya? Tuna'yı unfollow ettim. Unfollow etmek ne demek? Yani takibi bıraktım. Ay Meltem Hanım, ne yaptınız siz ya? Tuna Bey'i öldürseydiniz daha iyiydi vallahi. Aman kabara taktığın şeye bak. Ne olmuş yani takipten çıkardıysan? Dünyanın sonu değil ki. Öyle deme, sanki Tuna'yı tanımıyorsun. Ama yani mecbur kaldım, bana başka çare bırakmadı. Neden çıkardınız peki takipte? Dün akşam burada fotoğraflar çekti ya. Onlardan sadece bir 30 tane paylaşım. O da yetmemiş. Sabah çocuklar okula giderken, menemen yerken, sağa bakarken, sola bakarken o kadar çok fotoğraf paylaşmış ki ana sayfam sadece Tuna'nın paylaşımlarıyla dolu. Yani merak ettiğim, takip etmek istediğim kimseyi göremiyorum. Yazık sana. Dertlerin yani boyundan büyük. Dalga geçme Haluk. Acı benim için de hiç kolay olmadı bu karar vermek. Fark etmemiştir bile, boş ver. Hiç sanmıyorum. Ben Tuna fark etti mi acaba? Bence kesin fark etti. Ay beni ararsa ne diyeceğim Haluk? En kolayını. Neymiş o en kolayı? Delikanlı gibi karşısına geçip doğruları söyleyeceksin. Bana anlattığın gibi anlatacaksın. Ha, zero anlar mı onu bilemiyorum. Ki gönüllü Tuna geldiyse? Aç kapıyı, aç. Ya geldiyse geldi, ne yapalım? Söyleyeceksin. Emin misiniz Meltem Hanım? Aç işte, aç sana. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Merhaba canım. Hoş geldiniz. Merhaba. Ne haber canım? Sağ ol canım. Merhaba. Ne haber Tuna? Sağ ol Meltem, sen nasılsın? Sağ ol. Sağ ol. Ne haberlik? Sağ ol. Sağ ol. Zero Bey, ben sizi böyle biraz durgun gördüm. Allah Allah. Ben de Meltem Hanım'ı durgun gördüm. Ne tesadüf. Yok yok, ben gayet iyiyim. Sen nasılsın? Gayet iyi. O zaman hiçbir sorun yok. Demek ki herkes iyi. Güzel. Çay? Hı? Çay. Bana mı? Sana. Yok, ben almayayım, sağ ol. Bugün çok içtim de gönül. Kahve? Yok, ben almayayım, sağ ol. Geçen ne oldu? Ne oldu? Çok yakın bir arkadaşım. Çok yakın bir arkadaşımı takipten vazgeçiyor. Olacak işte eyvallah. Aa, niye ödedin şimdi Emineciğim? Yani bunlar gayet normal şeyler. Bence de yani abartılacak bir durum yok. Yani bence bunlar komple saçma şeyler. Yani bir de her gün gördüğün insanlar için yani takip etmiş etmemiş. Yani. Tabii yani insan aslında tanımadığı insanları daha çok takip etmeli. Yani ama yani insan arkadaşlarını da takip eder. Eder. Yani. Ama yani takip etmese de bir şey olmaz. Etsene kaybeder.
Arkadaşım bir mesaj atmış. Diyor ki yani enteresan, işin içinden çıkamamış yani. Ben de çıkamadım. O yüzden belki bana yardımcı olursunuz. Tabii, tabii. Bir şey soruyor, önemli bir şey. Ha, ne soruyor? Çok önemli, bak ne diyor biliyor musun? Bir insan diyor arkadaşını neden takipten çıkarır acaba diyor. Tabii haklı bir soru. Ben cevap bulamadım. Hiç bunun cevabını bende yok. Sizde var mı acaba cevabı? Bir insan arkadaşını neden takipten çıkarır? Bende yok cevabı. Var mı cevabı Haluk? Ya, mutlaka yani mantıklı bir açıklaması vardır. Ne acaba yani sebebi? Amma top çevirip durdunuz ha. Oğlum sen de delikanlı gibi soracaksan sorunu sor. Ya da senin yerine ben sorayım. Meltem, Zero'yu neden takipten çıkardın? Neden unfollow ettin? Unfollow değil Haluk, unfollow. Her neyse. Tuna'cığım açıklayabilirim. Kusura bakma Tuna ama yani başka çare bırakmadın bana. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Yani ben yani şu anda şoke olmuş durumdayım. Niye inanamıyorsun? Kız anlattı işte sana. Aynı şeyi biz geçen gün Merve ile düşündük ya. Ha babam bir şey koyuyorsun, poz koyuyorsun yani. Fenalık getirdin içimize. Söyledi kız işte. Ben ölmüşüm, ağlıyorum yok. İşte. Oğlum bu kadar insan bir şey söylüyorsa dön bir kendine bak. Demek ki hata sende. Ne kız var abicim ya? Ben kırılacağımı hiç düşünmedim mi Meltem? Lütfen rica ediyorum yani. Ya beni takipten çıkartacağına bir çoması sessiz alsaydı. O ne be? Ya sessiz alıyorsun abicim. Ya o kişi seni böyle takip ediyormuş gibi görüyor ama sen onun paylaşımlarını görmüyorsun. Öyle yapsaydın bari hiç olmazsa. Ben öyle yaptım. Emine! Ağzımdan kaçtı. Tuna, bana kırgın değilsin değil mi hala? Değilim tabii Meltem. Yani tekrar beni takip ettiğin için teşekkür ederim. Ama takip etmeseydin ama bak başka olurdu yani. Hakikaten yani. Zero'nun dertleri de Zero. Ama bak çok fazla paylaşım yapmak yok. Evet, evet Tuna. Sonra ben de Emine gibi alırım sessize. Ya Meltem Hanım ne güzel unutmuştu. Neden hatırlatıyor? Ben böyle bir şey unutmam Emine. Lütfen. Dikkatini çekerim. Böyle bir şeyi ben asla unutmam. Sen beni ayakta unutmuşsun da haberimiz yokmuş yani. Görüyorsun değil mi Gönül? Ya insanların birilerini sessize alması bile dijitalleşmiş. Biz eskiden birini sessize almak istediğimiz zaman ağzını yüzünü kırardık. Bir daha hiç konuşamazdık. Haluk'cum bu örnekleri sakın Zeynep'in yanına da verme olur mu canım? Hadi, hadi Tuna biz de kalkalım. Çocuklar gelmeden yemek falan hazırlayayım. Hadi. Merhaba. Hadi. Neyse bu mesele de halloldu. Hadi. Öpüşün barışın. Aferin. İçim acıdı ya. Çocuk bu çocuk. İçim acıdı ya. Gerçekten. Çocuk gibisin Tuna. Unutmuş değilim. Hadi. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır, ayrı dümen tutar.